Evet değerli arkadaşlar, merhabalar. Genel TKA testlerimizle dersimize devam ediyoruz. Tork, elemsizlik momenti, açısal momentum ile alakalı genel tekrar testlerimizde sorularımızı çizelim. Örnek 35 arkadaşlar. Kütleleri eşit iki kişiden Ebru Ekvator üzerindeki bir kentte Burcu'da Ankara'daki bir kentte hareketsiz durmaktadır. Dolayısıyla Burcu'yu arkadaşlar Ekvator'a Ekvator'dan da uzak bir yerde gösteriyoruz. Ebru'yu da Ekvator üzerinde gösteriyoruz. Yerin dönme eksenine göre, dönme eksenini dünya biliyorsunuz 11 derece yatık arkadaşlar. Dönme eksenine göre Burcu dönme eksenine arkadaşlar daha yakın olduğu için dönme eksenine Ebru'nun uzaklığı Burcu'dan daha fazladır. Bu yüzden dolayı elemsizlik momenti formüllerinde R, Ebru'nun R'sini yarıçapını Burcu'ya göre daha fazla alacağız. Ebru'nun açısal hızı Burcu'dan açısal hızından büyüktür. Dünyanın herhangi bir noktasında arkadaşlar açısal hız sabittir, değişmez. Dolayısıyla bir nol yargımız yanlıştır. Onu burada ifade etmek istiyorum. Ve Ebru'nun açısal hızı arkadaşlar ve Burcu'dur her zaman. Ancak çizgisel açı için bunu söyleyemeyiz. Bir nol yargımız arkadaşlar nedir? Yanlıştır. Gelelim iki nol yargımıza. Ebru'nun açısal momentumu arkadaşlar, yani iki nol yargımızı şöyle yazalım. L açısal momentum kimin arkadaşlar? Ebru'nun. Burcu'nun açısal momentumundan büyüktür demiş. L Burcu diyelim arkadaşlar ve şimdi hesaplayalım. Şimdi arkadaşlar hatırlayalım. Açısal momentum formülümüz neydi? L eşittir I çarpı V idi. Yani L Ebru'yu nasıl göstereceğim? I Ebru çarpı V Ebru. L Burcu nasıl göstereceğim arkadaşlar? I Burcu çarpı V Burcu. I burada elemsizlik momentleri. O zaman burada I Burcu'nun elemsizlik momentini bulalım. Arkadaşlar M R kare formülünden. A bölü B M çarpı R kare formülünden. Şimdi kimin? Dönme ekseninin uzaklığı fazla Ebru'nun. O zaman Ebru'nun elemsizlik momenti arkadaşlar dönme eksenine göre daha büyük olacaktır. Dolayısıyla I Ebru R büyük olduğu için arkadaşlar Burcu'dan büyük olacaktır. Kimden? I Burcu'nun elemsizlik momentinden. Dolayısıyla belli aynı olduğu için elemsizlik momenti büyük olanın açısal momentumunda daha büyük olacağı için arkadaşlar L Ebru büyüktür arkadaşlar. L Burcu ifadesini yazabiliriz. İsterseniz burada gösterelim. R Ebru daha arkadaşlar daha fazla olduğu için Burcu'dan, dolayısıyla Ebru'nun elemsizlik momenti Burcu'dan, dolayısıyla L Ebru'nun açısal momentumu Burcu'dan daha büyüktür diyebiliriz. Yani Ebru'nun açısal momentumu Burcu'nun açısal momentumundan büyüktür. İki nol yargımız doğrudur arkadaşlar. Onu kırmızı kalemle ne yapalım? Tikleyelim. Ebru'nun elemsizlik momenti Burcu'nun elemsizlik momentinden büyüktür. Tikleyelim. Bir nol yargımız yanlış olduğunu ifade etmiştik. Cevabımız da C olur. Bu güzel soruda sevgili öğrencilerimiz. Gördüğünüz gibi bir daha tekrarlıyorum. Dönme eksenine göre Ebru daha uzak. Yani R Ebru diyecek olursam, buraya da R Burcu diyecek olursam Ebru'nun yarıçapının dönme eksenine göre daha büyük olduğunu, elemsizlik momentinin daha büyük olduğunu, dolayısıyla elemsizlik momentinin büyük olmasından dolayı açısal momentumunun formül gereği veriler aynı olduğu için daha büyük olduğunu ne yapabiliriz? Anlayabiliriz. Çünkü I Ebru büyüktür, I Burcu olduğu için arkadaşlar formüle göre L Ebru büyüktür, L Burcu'dur açısal momentum olarak. OS 5 nolu örneğimizden gelen OS 6 nolu örneğimize yine güzel bir sorumuz var. Konuyla alakalı ne yapalım onu çözelim. Sevgili öğrencilerimiz sayfamızı şöyle güzel bir düzenledikten sonra. Evet örnek 36 LYS'de çıkmış bir soru arkadaşlar. Şekilde X makarasını saralı şeridin ucuna uygulanan sabit F kuvveti makarayı merkezinden geçen sayfa düzlemi dik sabit eksen çevresinde döndürüyor. Bakın merkezinden geçen yani makara sayfa düzleminden düşünecek olursak merkezinden geçen dik eksen şekilde göstermiş olduğum kırmızı kalemin doğrultusundadır arkadaşlar. F kuvveti de görüldüğü gibi arkadaşlar bu O merkezinde belli bir mesafede, yani merkezden geçmeyen bir F kuvveti etkiliyor. Yani net tork arkadaşlar burada net tork sıfırda nedir arkadaşlar? Büyüktür. Sebep tork formülü neydi arkadaşlar? Kuvvet çarpı R idi. R sıfırdan büyük olduğu için arkadaşlar yazalım. Sıfır değil olduğu için, F de belli bir büyüklüğü olduğu için tork sıfırdan büyüktür. Yani sisteme net bir tork etkiler ve bir dönme meydana gelir. Şimdi okuyalım yargılarımızı. Şeritteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü niceliklerinden hangileri artar arkadaşlar?
şeritteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü. Bakın şeritteki diyor. Döndükçe şeritteki F kuvvetinin büyüklüğü arkadaşlar sabittir, değişmez. Bir numaralı yargımız yanlıştır burada. Şeritin kümeli kütlesi iman edilmiş. X makarasının açısal hızının büyüklüğü arkadaşlar. Şimdi net tork sıfırdan büyük olduğu için arkadaşlar buradan açısal hız ne yapar? Sürekli artar. Yazalım. Sürekli artar. Çünkü sürekli bir kuvvet etki ediyor. Sürekli bir kuvvet etki ettiği için açısal sürekli ne yapar? Artar. Sürdüme iman yoksa delta zaten yok demiş. Eğer kuvvetini kaldırırsanız arkadaşlar sürtünme olmadığı için makara sabit bir açısal hızı dönmeye başlar. F kuvveti devam ettikçe V artar, kaldırırsak V sabit açısal hızı ne yapar? Makara dönmeye devam eder sevgili öğrenciler. Şimdi ikinci aramıza gelelim. X makarasının açısal hızının büyüklüğü ne yapar dedik? Artar dedik. X makaranın dönme kenet genelisi 3 nol yargımızda. Bu 2 nol yargımızdı. 3 nol yargımız E dönme kenet genelisi neydi hatırlayalım? 1 bölü 2 U çarpı V kare idi arkadaşlar. Elemsik momenti nedir sistemin? A bölü B çarpı M R karedir. Şerit kütlesi ima edildiği için R sabit. Makaranın en üst kısmının oya uzaklığı sabit arkadaşlar. Elemsik momenti kütle sabit. R sabit. Ancak V arttığı için arkadaşlar yazalım buraya. V arttığı için arkadaşlar. I sabit olduğu için, elemsik momenti sabit olduğu için buradan E dönme arkadaşlar ne yapar? E dönme arkadaşlar kinetik enerji olarak artar diyebiliriz. 3 nol yargımızda 2 ve 3 artar. Bu güzel soruda cevabımız E şıkkıdır arkadaşlar. Gelelim OS 7 nolu sorumuza arkadaşlar. OS 7 nolu sorumuz yine güzel bir soru. Sizlerle beraber ne yapmak istiyorum? Çözmek istiyorum. Örnek 37 okuyalım. Kütleleri 2M ve M. Kütleleri 2M ve M. Yarıçapları 2R ve R olan X ve Y küreleri. X ve Y küreleri ve X aslında X küresi ve Y diski demek istemiş. Verilen açısal hızla döndürülüyor. Buna göre cisimden açısal momentumlar oranı Lx bölü Ly oranı kaçtır demiş arkadaşlar. Hemen Lx'den başlayalım açısal momentum. Hatırlayalım neydi arkadaşlar? I çarpı V idi. Buradan Lx'in açısal momentumu verilmiş 2 bölü 5 çarpı M çarpı yarıçapımız 2R arkadaşlar. 2R'nin neyi? Karesi açısal hızımız nedir? V'dir arkadaşlar. Buradan Lx açısal momentumu 2 bölü 5 çarpı M çarpı 2R'nin karesi 4R kare olur çarpı V'ye eşit olur değerli arkadaşlarımız. Lx buradan bakalım 4 kere 2 8 yanlışımız olmasın. M küre 2M olduğu için buraya 2 çarpı ne yapacağım? Ekleyeceğim arkadaşlar çarpı buraya ne yapalım? 2'yi ekleyelim. Çarpı 2 olduğu için burası Lx ne olur? 4, 2 kere 2 4 4 kere 16 16 M çarpı R kare V bölü arkadaşlar 5'e eşit olur. X cismi küresinin açısal momentumu. Gelelim Ly küre diskine arkadaşlar. Buraya Ly diyoruz. Disk olarak I çarpı IY çarpı VY diyelim. Şimdi buradan Y diskinin elemsik momentini bize vermiş. 1 bölü 2 M çarpı RY kare. Önce formül yazalım çarpı VY. Son değerleri yerine yazalım. 1 bölü 2 çarpı kütlesi tablonun kütlesi M olarak verilmiş. Arkadaşlar R yarıçap R olarak verilmiş. Buradan R kare olur çarpı açısal hızda 2V olarak verilmiş. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi ne yapalım? Oranlayalım. Buradan ne çıkar? İkiler giderse M çarpı R kare çarpı V olarak bulunur. Dolayısıyla Lx bölü Ly oranı. Lx bölü Ly. 16 bölü 5 çarpı M R kare V arkadaşlar. Buradan kırmızıyla ve kahverengiyle büyük bir bölü yapalım. Biraz eşitliği buraya kaydırmamız lazım. Çünkü kaydı aşağıya doğru. Buradan M çarpı R kare V olur. Dikkat ederseniz M R kare V'ler giderse 16 bölü 5 kalır. Cevabımız bu güzel soruda B şıkkıdır arkadaşlar. Ne yaptım? Elemsik momenti formülü yerine koydum. Kütleleri yerine yerleştirdim. Yarıçapları yerine yerleştirdim. Dikkat ederseniz R kare olduğu için 2R'nin karesini aldım. 4R kare oldu. Açısal hız V'ye 2V olarak verilmiş. X'e V koydum. Y diskinde 2V koydum yerine. Dolayısıyla sadeleştirme yöntemini 16 bölü 5 olarak bulduk. OS 7 nolu sorumuzda. Gelelim OS 8 nolu sorumuza arkadaşlar. Güzel bir ÖSYM sorusu. ÖSYM'lik bir soru. Bu sene beklediğim sorulardan birisi açısal momentumla alakalı.
Şekilde helikopterin sabit konumu verilmiştir. Helikoptere güç verilirse, dikkat edelim, helikopterin iki tane pervanesi, birisi büyük, birisi kuyruklu arkadaşlar. Gövde pervanenin tersine döner, yanlış sebep. Çünkü dengeleyici olarak kuyruk kısmında gövde dönmesini engelleyen küçük kuyruk var. Yazalım buraya küçük kuyruk, hatırlatmak için arkadaşlar, küçük kuyruk gövdenin dönmesini engeller. Çünkü sistem aksesal momentumunu korumak isteyecek. Dıştan network sıfır olduğu için aksesal momentum korunum gereği pervaneyi, büyük pervanenin dönmesinden kaynaklanan büyük gövdenin dönmesini engellemek için küçük pervane kullanılır arkadaşlar. Küçük kuyruk gövdenin dönmesini ne yapar arkadaşlar? Engeller. Dönmesini ne yaparmış? Engeller. Evet, bir nol yargımız yanlıştı. Gövde sabittir arkadaşlar. Güvenilir yapabilir, doğrudur. Çünkü dengeleyici küçük kuyruk var. Asıl momentum korunur. Asıl momentum sisteme etkiden net torque sıfırdır. Yanlış, 3 nol yargımızda net torque eşittir sıfırdır arkadaşlar. Net torque yazalım bunu. Net torque ifadesini gösterelim. Kuyrukta bulunan küçük pervane arkadaşlar gövdenin sürekli dönmesini engeller. Kuyrukta bulunan küçük pervane gövdenin sürekli dönmesini engeller. 3 nol yargımız doğrudur. Çünkü zaten kuyruk bunun için konulmuştur. Kuyruk kısmına pervane bunun için konulur. Açısal momentum korunumun gereği gövdenin dönmesini engellemek için ikinci küçük pervane kullanılır. Cevabımız D şıkkıdır. 2, 3, 4 doğru, 1 nol yargımız yanlıştır arkadaşlar. 38 nol sorumuzdan gelelim. 39 nol sorumuza hızlı bir şekilde devam edelim. Evet, örnek 39, güzel bir soru var. Şekilde yatay düzlemde arkadaşlar, yatay düzlemde düzgün çembersel hareket yapan cisme, pardon, dikkat edelim, çizgisel hız vektörü doğrusunda ne kuvvet 0,1 saniye etki ediyor. Yani şöyle gösterecek olursak, şurası O merkezi. O merkezinden çıktığım bir dikme. Bu dikme bu ipe bağlı cisim arkadaşlar veya çizgisel hızla hareket ederken hız vektörüyle aynı yönde bir F kuvveti etki etmiş. Bakın dikkat ederseniz arkadaşlar, daha önce hep söylemiştik. Yarış hep vektörü hız vektöründe diktir. F ile çizgisel hız vektörü paralelse o zaman F kuvveti çakışıktır R'ye arkadaşlar. Dolayısıyla net torque sıfırda nedir? Büyüktür arkadaşlar. Yazalım buraya. Net torque büyüktür sıfırdan. Sıfır eşit değildir. Bu da sistemde bir açısal momentum değişimi meydana çizgisel açısal hız değişimi meydana getirecektir. Çizgisel hız değiştirecektir. Dolayısıyla arkadaşlar buradan çizgisel hız vektörü ile kuvvet vektörü aynı yönde olduğu için V ne yaparsanız artar arkadaşlar. Çizgisel hız V çarpı R'de R sabit olduğu için V ne yapar? Çizgisel hız artar arkadaşlar. Açısal hız artar. Bir nol yargımız doğrudur. Açısal ivmesi artar. Açısal ivme hatırlayalım. Alfa eşittir neydi arkadaşlar? Delta V bölü delta T idi. Şimdi delta V sıfırdan büyük olduğu için, delta T sıfıra eşit olmadığı için arkadaşlar açısal ivme ne yapar? Evet, artar yazalım buraya. Açısal ivmede bir artış meydana gelir. Cisim etkide merkezi kuvvet artar arkadaşlar. Evet, F net merkeze doğrudur arkadaşlar. Burada alfa artar, çizgisel hız artar. Delta açısal momentum artar demiş. 3-4 nolu yargımız arkadaşlar. Şimdi bakalım, cisim etkide merkezi kuvvet artar. Evet, merkezi kuvvet ivme artar demiş, özür dilerim. Açısal ivme artar dedik. Merkezi ivmeye gelelim. Merkezi ivme formülü açısal ivme çarpı R idi. Dikkat edecek olursanız açısal ivme artar demiştik. Açısal ivme artarsa çizgisel ivme ne yapar arkadaşlar? Artar arkadaşlar. Dolayısıyla merkezi ivme artar. Zaten şöyle söyleyelim. F merkezi nedir arkadaşlar? M çarpı V kare bölü R'dir. Buradan F eşittir M çarpı A'dan. Hatırlayalım. M'ler aynı olduğu için burada merkezi ivme nedir arkadaşlar? V kare bölü R'dir. R sabit, V artı için arkadaşlar A ne yapar? Artar diyebiliriz merkezi ivme. 3 nol yargımız doğrudur. Cisme O noktasına göre açısal momentum değişmez. Yanlış arkadaşlar. Açısal momentum artar. Çünkü net torque sıfırdan farklı olduğu için buradan delta L eşittir. Hatırlayalım. Nedir arkadaşlar? Net torque çarpı delta T'dir. Süre var. Net torque sıfırdan farklı olduğu için delta L arkadaşlar değişimi delta L eşit değildir. Sıfırdır. Eşit değildir sıfır diyorum. Bakın
delta L yani sıfırdan büyüktür. 1. Açısal momentum değişimi meydana gelir. Cisme giden kuvvetten net torktan dolayı. Dolayısıyla cevabımız cevap nedir arkadaşlar? Soruda cevap 1 doğrudur. 2 doğrudur. 3 doğrudur arkadaşlar. 4 yanlıştır. Cevap 1, 2 ve 3 bu güzel soruda. Evet, bir daha tekrarlamak istiyorum. Bir sisteme bir cisim çembersel hareket yaparken hız vektörü doğrultusunda hangi yönü kuvvet etkilerse cismin cismin hız vektörü yönünde net bir tork oluşur. Bu çizgisel hızı arttırır, açısal hızı arttırır, açısal ivmeyi arttırır, çizgisel merkezi ivmeyi arttırır, merkezi çizgisel ivmeyi arttırır. Net tork yine sıfırdan farklı olduğu için delta da sıfırdan büyüktür. Açısal momentum değeri de arkadaşlar artacaktır etki ettiği süre boyunca. Örnek 39'dan geldik arkadaşlar. Örnek 40'ımıza konuyla alakalı örneklerimize genel tekrar testlerimize, örnek testlerimize devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde. Bakın bu soruları arkadaşlar tek tek kitaplardan özümleyerek aldık. Kendi bilgilerimizi kullandık. Lütfen bu değerli sorularımızı takip edelim. Şimdi arkadaşlar K, L ve M cisimleri X, Y, X, Z ve Y, Z düzeninde ve çizgisel hızlarıyla düzgün çembersel hareket yapmaktadırlar. Buna göre cismin asıl momentum yönleri hangisidir arkadaşlar? Hemen daha önce de göstermiştik. Hemen şöyle bir arkadaşlar şey gösterelim. Sistemde bakın X, Y, Z koordinatı çizelim. Bu Z koordinatı arkadaşlar. Bakın Y, Z düzleminde X, Y düzleminde X, Y, X, Z ve Y, Z. K cismi arkadaşlar cisimleri vermiş miyiz? Cisimleri vermemişiz. O zaman cisimleri verelim. Buna K cismi diyelim. Buna L cismi diyelim. Buna da M cismi diyelim. Karışmasın arkadaşlar. Bir daha gösterelim. Şimdi şöyle Y, X, bu da Z olsun. Bakın K cismi Y, Z düzleminde. Görüldüğü gibi arkadaşlar Y, Z düzleminde. Bu yönde bir ne var arkadaşlar? Çizgisel hız vektörü var. 4 parmak çizgisel hız vektörü gösterdiğinde baş parmak arkadaşlar neyi gösteriyor bana? Açısal hız ve açısal momentum vektörünü gösteriyor. Sistem 1'de artı x yönünde bir ne vardır arkadaşlar? K cismi artı k cisminin açısal momentum vektörü artı x yönündedir diyebiliriz. Gelelim şekil 2'ye arkadaşlar. Buraya geldim. Bakın kalemleri yine x, y, z düzleminde koyduğumda bakın L cismi x, z düzleminde şu düzlemde görüldüğü gibi arkadaşlar bakın şu yönde bir ne var? Göstermiş olduğum yönde bir çizgisel hızı var veya dönme hareketi yapıyor. Yani şu 4 parmak bakın dönme yönünü tuttuğum zaman arkadaşlar görüldüğü gibi baş parmak bana neyi gösteriyor? Eksi y yönünde bir evet açısal momentum vektörü olduğunu gösteriyor sevgili arkadaşlar. Yani bunu istediğin şekilde görebilir gösterebilirsiniz. Yani x, z düzlemi yani y'yi yukarı kaldırıp x, z düzleminde de gösterebilirsiniz. Aynı sonucu çıkarsınız arkadaşlar. Yine bakın bu yönde ne var? Görüldüğü gibi gösterildiği gibi arkadaşlar bir ne var? Çizgisel hız vektörü var. Bakın baş parmak yine görüldüğü gibi artı y yönünde olduğunu bize ne yapıyor? Gösteriyor. Dolayısıyla arkadaşlar L cisminin açısal momentum vektörü artı y yönündedir arkadaşlar. Gelelim y, x düzlemine. Y, x düzlemindeki M cismi arkadaşlar ve çizgisel hızıyla ne yapıyor? Görüldüğü gibi evet bir düzgün çembersel hareket yapıyor. Şimdi arkadaşlar bakın düzlemde y x düzlemini gösterelim. Bakın hız vektörü görüldüğü gibi arkadaşlar cisim bu yöne dolanıyor. Yani gösterdiğim 4 parmak arkadaşlar hız vektöründen tutulduğunda baş parmak safa düzlemi içe doğrudur. Z safa düzlemi dışa doğru olduğu için eksi z yönünde ters yönde z'ye artı z'ye ters yönde bakın bir açısal momentum vektörü vardır. Dolayısıyla M cismine etkileyen açısal momentum vektörü eksi z yönündedir. X, Y, eksi z olur. Cevabımız A şıkkıdır bu güzel soruda. Bir daha gösteriyorum arkadaşlar. Bakın cisim bu yönde bir ne yapıyor? Düzgün çembersel hareket yapıyor. Şimdi kalemi kavradığım zaman 4 parmak bana neyi gösteriyor arkadaşlar? Evet çizgisel hız vektörünü gösterdiği zaman baş parmak safa düzenin içe doğrudur. O da açısal momentum ve açısal hız vektörünü gösterir. Yani z YZ düzlemi dik olduğu için ters olan eksi Z'ye de safa düzleminin içe doğrudur. Z'ye zıt olan eksi Z'dir cevabımız. Yani A şıkkıdır bu güzel soruda. Gelelim 41 numaralı sorumuza arkadaşlar.
Genel tekrar testlerimize devam ediyoruz. Yine güzel bir soru var ve bu soruyu ne yapalım? Beraberce sizlerle beraber çözelim. Evet, soru 41 arkadaşlar. Yatay sütünmesiz sistemde 3 M kütleri cisim düzgün çembersel hareket yaparken yörüngesi üzerine 2 M kütleri cisim bırakılınca bir süre sonra 3 M kütleri cisim 2 M kütleri cisme kenetlenip birlikte hareket ediyorlar. Şimdi bakın soruyu bir daha okuyalım. Yatay sürtünmesiz sistemde 3 M kütleri cisim düzgün çembersel hareket yaparken yörüngesi üzerine 2 M kütleri bir cisim bırakılınca, yani şöyle demek istiyor arkadaşlar. Şöyle bir yörünge çizelim. Bu yörüngede 3 M kütleri cisim var. Bu yörüngeyi şöyle tamamlayalım. Ve belli bir V açısal hızı, çizgisel hızıyla hareket ederken kütlemiz 3 M, 2 M kütleri cisimi buraya bırakırsam arkadaşlar, bunlar kenetlenip beraberce bir kütle oluştursunlar ve bu kütlemiz 5 M olsun arkadaşlar. Bu sabit. V eşittir 0. Ve artık yeni bir çizgisel hızı var. Ona da V üssü diyelim. Şimdi soru ne diyor? Sistemin açısal momentumu korunur. Evet arkadaşlar, bir numaralı yargımız doğrudur. Çünkü açısal moment sisteme dışarıdan bir etki yok arkadaşlar. Net tork 0'dır. Birinci yargımızda yazıyorum. Net tork eşittir 0'dır. Sisteme dışarıdan bir müdahale yok. Yani torku arttıracak bir müdahale yok. Bir numaralı yargımız doğrudur. Evet arkadaşlar. Yeni kütlenin çizgisel hızı 3 ve bölü 5'tir. Çizgisel momentum korunumundan hatırlayalım. P1 çarpı V1 eşittir P son çarpı V sonda. Arkadaşlar. Özür dilerim. Bunu çiziyorum. P1 eşittir P sonda. P1 nedir? M1 çarpı V1'dir. P son M1 artı kenetlenme var. M2 çarpı V son arkadaşlar. Enerji kaybı. Sürtünmesiz ortamda enerji kaybı yok. İhmal ediyoruz. Dolayısıyla 3M çarpı V eşittir 5M çarpı V son. Buradan V sonu çekecek olursam arkadaşlar 3 bölü 5 V olarak bulunur. 3 no 2 nol yargımız doğru değerli arkadaşlarımız. Sistemin açısal hızı 2 V bölü 3 olur diyor. Üçüncü yargımızda arkadaşlar L korunumu vardır. Korunur. Yani açısal momentum değiştirecek bir etki yok. Dolayısıyla buradan L1 eşittir L son yazabiliriz arkadaşlar. İlk durumdaki açısal momentum son durumu eşittir. Veya ilk ve son diyebiliriz. O zaman ne yazarım ben buraya? I1 çarpı V1 eşittir arkadaşlar. I2 çarpı V2 veya V son yazabilirim. Buradan sistemin ben şimdi arkadaşlar neyi çekeceğim buradan? Açısal hızı çekeceğim. M'e kadar değişiyor mu? Elemsizlik momenti A bölü B çarpı M çarpı R kare idi arkadaşlar. Buradan I'lar değişiyor mu? I çarpı V1, I2 çarpı V2 değişiyor mu? Bakalım 3 bölü 5. Açısal hızı 2 V bölü 3 olur. Açısal momentum korunumundan şunu uygulayabilir miyiz diye baktım. M1 çarpı V1 çarpı R1 eşittir M2 çarpı V2 çarpı R2. Şimdi değerleri yerine koyalım arkadaşlar. Buradan R'ler sabit. M'ler değişiyor, V'ler değişiyor. Peki açısal hızı buradan çıkartabilir miyiz? I1 çarpı V1. I1'e I diyecek olursam I çarpı V eşittir arkadaşlar. I2 çarpı V2 diyelim. Şimdi I1'i buradan bulalım. A bölü B çarpı 3M R kare I2 elemsizlik yeni sistemin A bölü B çarpı 5M çarpı R kare olur. O zaman yerlerini yazalım arkadaşlar. A bölü B çarpı 3M çarpı R kare çarpı V eşittir A bölü B çarpı 5M çarpı R kare arkadaşlar. R kare çarpı, tabi burada ne var? Bir de V2 var. Sabitleri götürelim. A bölü B'ler gitti. Kırmızı kalemimizi alalım buradan. A bölü B'ler gitti. M'ler gitti. R kareler gitti. R çap değişmiyor. Buradan ne kaldı geriye? 3 çarpı V eşittir 5 çarpı V2 kaldı. Açısal hızı buradan 3 V bölü 5'e eşit olur. Sistem açısal hızı 3 V bölü 5 olur. 3 nol yargımız yanlıştır arkadaşlar. Buraya eksi atalım. 1'e artı atalım. Doğru olduğunu 2'ye artı atalım. Cevabımız hangisi doğrudur? 1 ve 2 doğrudur. 1 ve 2'yi işaretleyebiliriz bu güzel soruda. Açısal hızı da arkadaşlar açısal momentum korumundan bulduk. Sistemin elemsizlik momentleri değişiyor. Elemsizlik momentleri bakın I1 ve 2 olarak buldum. Formülü de yerine yazdım. İlk sistem açısal momentumu V ise arkadaşlar onu vermiş miyiz?
İstemezsem açsanız 2 beraber 3 olur demiş. Onu vermemiz lazım. Hatta V1'e V diyelim soruda. V olarak gösterelim. Çünkü ilk durumu V dersek ikinci durumu V cinsinden bulabiliriz. Evet, o 41 no'lu örneğimiz cevabı B şıkkıdır. Geçelim buradan 42 no'lu örneğimize değerli arkadaşlar. Genel tekrar testlerimizi yoğun bir şekilde ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Veya genel tekrar sorularımıza momentum açısı momentum kavramıyla alakalı. Evet, güzel bir soru var. ÖSYM'nin sorulardan birisi arkadaşlar. ÖSYM bu tarz soruları sever. Bu yüzden dolayı bu soruyu size aldım. Örnek 42 ne diyor? X, Y, Z dişlerinin enerjistik momentleri sırasıyla 3i arkadaşlar. Yani şuraya da Ix eşittir 3i olarak alabiliriz. Iy'yi buradan 2i olarak alabiliriz. Iz'yi buradan I olarak yazabiliriz. Buna göre dişlerin dönerken açısal momentumları oranı nedir diyor arkadaşlar. Şimdi açısal momentum formülünü yazalım. Neydi? Lx arkadaşlar açısal momentumu. Ix çarpı Vx idi. Y cisminin açısal momentumu diskinin veya da dişisinin Iy çarpı Vy idi. Z diskinin açısal momentumu Lz diyecek olursa o da Iz çarpı Vz idi sevgili arkadaşlar. Şimdi Ix, Iy ve Iz ile verilmiş. Peki açısal hızları bulabilir miyiz? Şimdi arkadaşlar bakın 4R, 2R ve 3R olduğu için açısal hız Vx, açısal hız Vy, açısal hız Vz'yi ben yarı çaplarıyla ters orantı olarak alabilir miyim? Çünkü dönme sayıları yarıçaplarıyla terstir. Dönme sayıları açısal hızları hız ile aynıdır arkadaşlar. Orantılıdır. O zaman Vx'in açısal hızını ben 6V alacak olursam bakın X Yx'in yarıçapın yarısı o zaman Y'ninki 12V olur. 2 katı. Dikkat edecek olursak arkadaşlar Z'de 3R ile 2R oranlayacak olursak kaç R olur? 8V olur. Yarıçaplar oranında arkadaşlar dönme sayıları terstir. Yarıçap ne kadar fazla yarıçap oranının dönme sayısı o kadar azdır. Açısal hızlar dönme sayıyla orantılıdır. O kekleri olan 6, 12, 8 ile eşitledim. 6 çarpı 4, 24. 12 çarpı 2, 24. 8 çarpı 3, 24. Dolayısıyla açısal hızlarını buldum. V cinsinden. O zaman gelelim Lx'e. Lx, Ix'i kaç bulduk? Vermiş 3i olarak vermiş. 3i çarpı 6 ve buradan kaç çıkar? 18 i çarpı açısal hız olarak çıkar değerli arkadaşlar. Gelelim Y'ye. L'ye eşittir buradan. Aslında elemsik momenti 2 olarak vermiş. Açısal hızı 12V olarak bulduk. O da nedir? 24IV olarak bulunur. Gelelim Z'nin açısal momentumuna. Lz elemsik momentini I olarak vermiş soruda. Dönme sayısından arkadaşlar açısal hızı 8V olarak bulundu. O da 8IV olarak bulunur. Kıyaslayalım arkadaşlar. L'ye en büyüktür. Açısal momentum Lx büyüktür. Lz oranı vardır. Ly, Lx, Lz A şıkkıdır. 42 no'lu sorumuzda sevgili öğrencilerimiz. Gelelim 43 no'lu örneğimize. Evet, yine ÖSYM'de gelebilecek sorulardan birisi. Orijinal sorularımızdan birisi. Çok şahane bir şekilde hazırladım size. Sorumuz nedir? Okuyalım. Topun bir şey eksen etrafının dönmesi. Top uzun. Kapanın menşe etrafının dönmesi. Dünyanın kendi eksen etrafının dönüşü. Dünyanın güneş etrafının dönmesi. Örnek olaylarında hangilerinde açısal momentum korunur? Şimdi arkadaşlar sisteme dışarıdan eklenen net tork hangisinde sıfır? Şimdi birinci argümandan başlıyorum. Net tork sıfır arkadaşlar. İkinci argümanda men taşa varsa sürtünmelidir. Sürtünme arkadaşlar dövmeye karşı direnç oluşturur. Dolayısıyla net tork ters yönde daima men taşları kapalı arkadaşlar ters yönde ve sıfırdan büyüktür arkadaşlar. Ters yönde sıfırdan büyüktür. Dikkat edelim. Geldi 3 no'lu yargımıza. Dünyanın kendi eksen etrafında açısal momentum korunur. Dışarıda müdahale yoktur. Net tork arkadaşlar sıfırdır. Gelelim 4 no'lu yargımızda. Güneşin etrafında dönen gezegenden açısal momentum daima korunur. Net tork sıfırdır. Net tork arkadaşlar sıfırdır. Peki hangisinde momentum korunur? 1'de korunur. 3'te korunur. Ve 4'te korunur arkadaşlar. Cevabımız 1, 3, 4'tür. C şıkkıdır. Bu güzel soruda. Men taşıyla kapılarda açısal momentum korunum yoktur. Bilgimiz olsun arkadaşlar. Çünkü dönmeye karşı bir direnç oluşturur. Men taşıya sürtünme vardır. Sürtünmen ihmal edildiği sistemlerde açısal momentum korunumu vardır. 43 no'lu örneğimizde arkadaşlar
Geçiyoruz 44 nolu örneğimize.